Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kahve ve laman nasıl oldu da bir araya geldi? Evet, bu işin bir öyküsü var. Laman, bağırsak temizliği ve kahve lamanı da yapılabiliyor. Ve alternatif tıp diye söylenen şeylerin içerisindeki belki de en ilginç öykülerden bir tanesi. Doktor Max Gerson 1930'lu yıllarda tüberküloz için bir diyet öneriyor. Yani bayağı da popüler oluyor, başarılı oluyor. Fakat sonra bunu ilerletiyor diyor ki benim bir tedavi yöntemim var. Sadece diyet değil, başka şeyler de var. Ve bunlar migren, kanser ve şeker hastalığı gibi bazı sorunları çözüyor. Sadece kahve lamanı ve diyet değil, aynı zamanda vitamin ve meyve suları öneriyor. Aslında doktor Gersan'ın söylediği şey bugün hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bildiği şey. Diyor ki bizi hasta eden şeyler toksinler ve bizim bu toksinlerden kurtulmamız gerekiyor. İşte bu kahve lamanı karaciğerinizi çalıştırıyor. Ve bu toksinler ne oluyor? Bu toksinler safra ile atılıyor. Barsağı da temizliyoruz. Gayet iyi. Üstün üstelik geride kalan kanser hücreleri de alerjik reaksiyonla atılıyor. Tabii böyle bir şey yok. Fakat buna karşın 1930'da 59 arasında bayağı popüler oluyor. Bugün Amazon'da hala kitapları satılıyor. Amerika'da pek uygulanmıyor. Üstüne üstelik bir de ham kuzu ciğeri yenilmesini öneriyor Doktor Gerson tedavisinde 1980'li yıllarda Amerika'da bazı yerlerde ham kuzu ciğerinden geçen bakteriler nedeniyle ciddi enfeksiyonlar hatta ölümler oluyor. Bunun üzerine Amerikan Kanser Derneği vakalarını inceliyor, diğer yayınları inceliyor, bir şey de yok ortada ve diyor ki kanser ve diğer hastalıklarda bunun bir yararı yok. Ama bugün hala Meksika'da bu tedaviyi uygulayan bazı özel klinikler var. Tabi diyeceksiniz ki laman kabızlığı önlemek için yapılıyor ya da kabızlığın çaresi için uygulanabiliyor. Fakat daha önemli bir konu var o da şu. Kahve lahmanını o kadar abartmışlar ki toksinleri atmakla kalmıyor. Kolesterolü düşürüyor mesela. Tiroid fonksiyonunu düzeltiyor. Enerjiyi arttırıyor. Parazitleri temizliyor. Zayıflatıyor ve bağışıklığı arttırıyor. İşte yine bir pazarlama noktasına geldik. Bakın Amazon'da böyle kahve çeşitleriyle ilgili olan kitler var. Yani laman kitleri var. Yani kahvenize bile siz karar verebiliyorsunuz. Değişik kahveler var. Fakat bunlar kullanılırken ki ısıtılıp kullanılıyor sonra soğutuluyor. Ve tek başına kullanıldığı için insanlar kendilerini rektum ve anüsten yaralamışlar. Bununla kalmamışlar sıcak kahve kullanmışlar yanıklar olmuş. Çok fazla kullandıkları için şiddetli su ve tuz kaybı olmuş. Kabızlık için önerilen yerlerde ise bazı hastalarda kramp ve gaz şikayetleri olmuş. Dolayısıyla kabızlık için lahman olabilir ama kahve lahmanı tamamıyla bir soru işareti. Ama dediğim gibi bazen insanlar tek başlarına doktorlara danışmadan öyle ilginç tedavi yöntemleri uygulayabiliyorlar. Bu konuda da gene karşımıza Güven Peltrov çıktı. Kendisinin Goop diye bir web sitesi var. Bakın hediyesi 115 dolar alan bir laman seti satıyor. Bu laman seti de gördüğünüz üzere son derece basit bir şişe. Fakat 115 dolar ve kahve lamanını kendisinin kullandığını söylüyor. Türkiye'de basit bir plastik laman setinin ederi ise 40 TL civarında. Yani insanlar bir de şimdi bağışıklığı artırıyor diye kahve lamanına biraz daha rağbet göstermişler. Ama sonuç olarak zeytinyağı, ılık sabunlu su, Klasik laman da kullanılır. Serin fizyolojikle beraber. Hatta bazı özel krem lamanlar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Evet efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.